Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda kuruluş dönemi Osmanlısı yani beylikten devlete diyeceğiz. Yine sorularda gelebilecek en önemli noktalar üzerinde duracağız. Öncelikle Osmanlı Devleti'nin kurulduğu süreçteki siyasi duruma bakacağız ki sorularda gelen bir nokta. Anadolu'ya baktığımızda yıkılma sürecinde Anadolu Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı sonrasında başlayan ikinci beylikler, Bizans'ın Marmara bölgesi ile de sınırlı olsa toprağının bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 4. Haçlı Seferi sonucunda Trabzon'da kurulan bir Rum İmparatorluğu da var. Bu durumdan yapacağımız ilk yorum Anadolu'da siyasi birliğin olmamasıdır. Balkanlara baktığımızda yine Bizans'ı, Sırp, Bulgar, Macar krallıklarını, prensliklerini görmekteyiz ki tıpkı Anadolu'da olduğu gibi Balkanlarda da siyasi birlik bulunmamakta. Avrupa'da iki büyük güç var. Biri İngiltere, diğeri ise Fransa fakat onlar da kendi aralarında 116 yıl sürecek olan yüzyıl savaşlarıyla birbirini yemekle meşguller. Mısır'a baktığımızda kuruluş döneminde olmasa da sonraki süreçte sık sık problemler yaşanacak olan Memlük devletini görüyoruz. İran'da Köse Dağı Savaşı sonrasında varlık gösteren İlhanlı devletini görüyoruz. Denizlerde Akdeniz'de Venediklerin, Karadeniz'de ise Cenevizlerin etkin güç olduğunu görmekteyiz ki bu denizlerin deniz ticaretiyle uğraşmaktalar ki Osmanlı bu noktalara doğru büyüdükçe de bu iki devletle mücadele edecektir. Gelelim soruların en çok sevdiği noktalardan bir diğeri olan Osmanlı'nın kısa sürede büyüme sebeplerine. Ki bu sebepler birbiriyle çok bağlantılıdır arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi Anadolu'da ve Balkanlar'da siyasi birliğin olmaması, büyük ve güçlü bir devletin bulunmaması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde önemli bir etkiye yol açmıştır ki İngiltere ve Fransa'nın da 116 yıl birbiriyle mücadele etmesi yine Osmanlı üzerine Avrupa'dan ciddi büyük bir gücün gelmesini engellemiştir. Bir diğer noktamız Osmanlı'nın zayıf Bizans'a komşu olması ki Bizans'ın Hristiyan olması Osmanlı'nın gaza ve cihat yani İslamiyeti yayma uğruna yaptığı savaşlar ki bu savaşlar sadece ve sadece Osmanlı ile ilgili değildir. Osmanlı orada İslam dünyasını temsil ettiği için diğer beyliklerle mücadele etmediğinden işte diğer beylikler bir kutsal yolda yürüyen Osmanlı'ya askeri ve ekonomik destekte de vermişlerdir. Ki bir devletin, bir gücün kısa sürede büyüyor olması onun güçlü bir otoriteye sahip olduğunu ve yine güçlü bir düzenli orduya sahip olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda devlet adamlarının da yetenekli ve kabiliyetli olduğuna kanıttır. Bununla birlikte yine sorularda sıklıkla karşımıza çıkacak olan yerleştirme, yani iskan politikası, Balkan topraklarına Türk ailelerin yerleştirilmesi fetihlerin kalıcı olmasında etkilidir. Aynı zamanda istimalet dediğimiz hoşgörü politikası. Özellikle Bizans topraklarında, Bizans hakimiyetinde yaşayan halkın, tekfurların yani valilerin koymuş olduğu ağır vergiler altında eziliyor olmaları, Osmanlı'nın böyle bir tutum sergilememesi yine Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde büyük bir etki yaratmıştır. Gelelim Osman Gazi dönemine. Osman Gazi döneminin olaylarına baktığımızda Bizans'ın elinden fetih yoluyla Yarhisar, Karacahisar, İnegöl ve Bilecik'in alındığını görüyoruz. Ki bu durum Osmanlı ile Bizans arasında ilk savaş olan 1302 tarihli Koyunhisar ya da Bafeyon Savaşı'nın yaşanmasına yol açmıştır ki ilk Osmanlı-Bizans Savaşı olması AYT sorularının da vazgeçilmesi olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda tarihçilerin kutbu olarak da nitelendirilen Halil İnalcık Hoca da Osmanlı'nın kuruluşunu 1302 Koyunhisar-Bafeyon Savaşı olarak almaktadır ki yine ona göre Osmanlı'nın merkezi yalova olarak kabul edilmektedir. Bunu da yine eklemiş olalım. Osman Gazi'nin en büyük amaçlarından birisi ise Bursa'yı fethedebilmekti. Bunun için Bursa'nın Marmara Denizi ile bağlantısı, yani Bizans'la bağlantısı olan Mudanya fethedilmiştir. Ki gerçekleştirilen toprak kazançları ve fetihleriyle artık Osmanlı aşiretten beylik seviyesine de yükselmiştir. Bu süreçte Ahi Şeyhi Edebali'nin kızı ile evlenerek ekonomik ve dini destek de görmüş olduğunu söylemiş olalım. İlk Osmanlı parasının Bakır'dan Mangır adıyla bu dönemde basıldığını söyleyelim. Fakat bu paranın var olup olmaması bir tartışma konusu. Bununla birlikte yine bu dönemde ilk kadı ataması Dursun fakih olarak geçmektedir ki arkadaşlar kadı adaması adalete verilen öneminde bir göstergesidir yorum sorularında karşınıza çıkabilir Orhan Gazi dönemine baktığımızda babasının yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır ki o da 1326 tarihli Bursa'nın fethidir Tabii ki Bursa'nın fethi sürecinde Osman Gazi vefat etmişti. Osman Gazi hasta yatağında öğrendi şeklinde değişik rivayetler olduğunu da söyleyelim. Bursa fethinden hemen sonra başkent olmuş. Tabii ki Bursa Bizans için toprak kaybının yanı sıra önemli bir ticaret şehrinin de kaybıdır. Çünkü tarihi ipek böcekçiliği yapılmaktadır. İşte bu fethin ardından 1329'da Bizans ile Osmanlı Devleti arasında Maltepe diyar adıyla Palekenon savaşı yapılmış. Bizans bu savaşı da kaybetmiş. Bu savaş sonrasında 1331'de İznik, 1337'de ise İzmit fethedilmiştir. Arkadaşlar İznik ve İzmit'in fethini kolaylaştıran savaştır. Bu şekilde sorularda görebilirsiniz. Aynı zamanda İznik'in başkent, askeri başkent olarak da kullanıldığını söyleyelim ki İznik aynı zamanda Türkiye Selçuklu Devleti'ne de başkentlik yapmıştır. İşte sorularda çıkan bir diğer önemli nokta da bu hangi şehir hem Osmanlı'ya hem de Selçuklu'ya başkentlik yapmıştır şeklinde izni sorularda görebiliyoruz. Bununla birlikte 1340'lı yıllara baktığımızda komşusu olan Karasoğulları Beyliği'ndeki iç karışıklıklar neticesinde Osmanlı bu beyliği fethetmiş, topraklarına katmıştır ki Osmanlı'nın fethettiği ilk beyliktir. Selçuklu tarihinde, Türkiye Selçuklu tarihinde de söylediğimiz gibi, eğer bir hükümdar ki bu Osmanlı padişahları da dahil, eğer bir padişah bir beyliği alıyorsa bunun amacı Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. E fethedilen ilk beylik de Karesoğulları olduğundan bu iki bilgiyi birleştirdiğimizde, Anadolu Türk siyasi birliği yolunda atılan ilk adım Karaseoğulları'nın fethidir. Yani soru size illaki Osmanlı'nın fethettiği ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir demek zorunda değil. Anadolu Türk siyasi birliği yolunda Osmanlı'nın attığı ilk adım hangisidir diye de sorabilir. Ki bu beyliğin alınmasıyla Osmanlı ilk deniz gücüne kavuşmuş ki bu toprakların tam karşısı Rumeli olduğu için donanma da elde edildiğinden Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi de bu sayede kolaylaşmıştır. Bu noktalarda yine arkadaşlar hem TYT hem AYT hem KPSS'de en çok çıkan noktalar. Bu olayın hemen ardından da Rumeli'ye geçiş yaşanıyor. Ki bu dönemde Bizans tahtına çıkmak isteyen Kantakuzen Osmanlı'dan Orhan Gazi'den de yardım istemiştir. Bu yardım teklifi üzerine Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa'yı göndermiştir. Bu size bir paragraf olarak verilir ve bu neyin göstergesidir denir ki Osmanlı Bizans'ın iç işlerine karışmış. Bizans Osmanlı'dan yardım istediği için de Osmanlı'yı ciddi bir güç olarak görmeye başladığının kanıtıdır. Bu yardımlar sonucunda Bizans Osmanlı'ya Çimpe Kalesi'ni hediye etmiştir ki Osmanlı'nın Rumeli'den aldığı ilk toprak olarak tarihe geçmiştir. Orhan Gazi döneminde sınırların genişlemesi giderek büyünmesi nedeniyle teşkilatlanma faaliyetlerine de görüyoruz ki Alaaddin Paşa yani ilk vezir ataması yapılmış, Divan-ı Hümayun kurulmuş, Yaya ve Müsellem adlı ilk düzenli ordu oluşturulmuştur. İznik'te ilk Osmanlı medresesi Süleyman Paşa Medresesi açılmış. Bursa'da ilk saray olan Bey Sarayı yaptırılmıştır. Ve yine Orhan Gazi döneminde ilk gümüş para akçe basılmıştır. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz teşkilatlanmaların her biri bir bilgi sorusudur. Aynı zamanda e, aşağıdakilerden hangisi Orhan Gazi dönemi teşkilatlanmasıdır değildir şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bunlar bir paragraf şeklinde verilerek bu neyin göstergesidir diye sorulabilir. Artık Osmanlı'nın beylikten devlet statüsüne geçtiğinin bir kanatı da karşımıza çıkmaktadır. Orhan Gazi'den sonra 1. Murat dönemine bakıyoruz ki Anadolu faaliyetlerinde gelmeyen oğullarından Çeyiz, Hamit oğullarından Para, Ahilerden Fetih yoluyla Ankara'nın alındığını görüyoruz. Her üç faaliyette Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir. Osmanlı sadece fetihçi yollarla bu politikayı gerçekleştirmemiştir. Akrabalık kurmuştur. Toprak satın alıyor olması ekonomik açıdan güçlü olduğunun bir kanıtıdır ve bu üç faaliyet Osmanlı'nın çok ciddi bir rakibi yani Konya'daki Karamanoğullarına da komşu olmasına ve Karamanoğulları ile ilk çatışmalarında bu dönemde başlamasına yol açmıştır. Ki bu da güzel bir bilgi sorusu olabilir. Rumeli ve Balkan faaliyetlerine baktığımızda Keşan, Malkara, Karaağac'ın fethedildiğini görüyoruz. Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişinin devam ettiğini görmekteyiz. Bizans ile 1362'lerde Sazlıdere Savaşı yapılmış. Bizans yenilmiş ve Edirne fethedilmiştir. Bu durum üzerine Bizans, Osmanlı'yı durduramayacağını anlayarak Avrupa'dan yardım istemiş. Bu da Haçlı ittifaklarına yol açmıştır. Bu durum tıpkı Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra yine Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyip Haçlı seferlerinin başlamasına yol açma olayına neredeyse birebir benzemektedir. 1363-64'lerde Haçlı İttifakı ile olan ilk savaş yani Sırp Sındığı Savaşı gerçekleşmiştir ki bilgi sorularında çok sıklıkla çıkar. Osmanlı bu savaşı kazanmıştır. Haçlıların amacı da Osmanlı'yı Balkanlarda durdurup Balkanlardan atabilmekti. Sonrasında Edirne başkent olmuş ve başkent Bakın sürekli batıya doğru kaymaktadır. Bursa İznik ve Edirne. Bu da fetihlerin, seferlerin batı yönünde devam edeceğinin bir kanıtıdır ki yine sorularda sıklıkla bu başkent değişikliğinin neden batıya doğru olduğu sorulur. 1371'de Çirmen Savaşı yapılmış. Osmanlı bu savaşı kazanarak Bulgaristan yönünde ilerlemeye devam etmiş. Filibe ve Gümülcine fethedilmiştir. 1388'de ise ani bir baskın olarak gerçekleşen pilloşnik bozgunuyla Osmanlı Batı'da ilk yenilgisini almıştır ki bilgi sorularının güzel detay noktalarından biri olarak karşımıza çıkar. Tabii ki Osmanlı'yı yenik yakalayan Haçlılar Osmanlı'nın üzerine gelmeye devam etmiş ve kısa bir süre sonra birinci Kosova Savaşı gerçekleşmiştir. Fakat birinci Kosova Savaşı Osmanlı Devleti tarafından kazanılmış. Osmanlı yine bilgi soruları çok seviyor bunu. İlk kez bu savaşta top kullanmıştır. Aynı zamanda birinci Murat bir Sırplı tarafından bu savaşta şehit edilmiştir. Savaş alanında ölen demiyorum. Savaş alanında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Çünkü savaş alanında ölen dersek Kanuni Sultan Süleyman da ziget var kuşatması sırasında vefat etmişti. Bununla bir farkı olması lazım. Birinci Murat döneminde devlet büyümeye devam ettiği için teşkilatlanma faaliyetleri de devam etmiştir. Orhan Gazi döneminde kurulan divan sürekli olarak düzenli olarak toplanmıyordu. Bu sürekli hale getirildi. Acemi olanlar, ...Yeniçeri Ocağı ve Topçu Ocakları kuruldu. Savaş esirlerinin çocuklarından asker alımının yapıldığı pençik sistemi getirildi ki... ...bu da daha öncesindeki gulam, daha sonrasındaki devşirme sistemine çok benzeyen bir uygulama. Manastır merkezli ki batıda sınırlar genişlediği için... ...orada merkezi otoriteyi arttırabilmek amacıyla Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş devlet hanedanın değil çıkarılan kanunla devlet padişah ve oğullarının malı sayılmıştır ki bu da tahta çıkacak olan aday sayısını azalttığı için taht kavgalarını azaltarak merkezi otoriteyi arttırmayı amaçlamaktadır. Yine soruların sıklıkla sorduğu yönlendirdiği bir nokta. Sadrazam nişancı defterdar ve kaz askerlik makamları oluşturulmuştur ki bu da merkezi otoritenin gücünün arttırıldığına bir kanıttır. Orhan Gazi döneminde temeli atılan tımar sistemi geliştirilmiş. Bu da yine toprak sisteminin düzenlendiğinin geliştirildiğinin bir kanıtı olmaktadır. Geldik Yıldırım Bayezid dönemine. Yıldırım Bayezid dönemi dediğimizde, Balkan faaliyetleri dediğimizde Nibolu Savaşı çok dikkat çekicidir. 1396'da İstanbul kuşatması sırasında Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakı oluşturulmuş, Bulgaristan Nibolu'da yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmış, Nibolu Kalesi fethedilmiştir. Ki bu fetih sonucunda halife, Yıldırım Bayezid'a ki sorularda yine sıklıkla gelir. Sultanı iklemi Rum, Rum diyarının, Rum ülkesinin Anadolu'nun sultanı ünvanını vermiş ki Osmanlı'nın Türk İslam dünyasında itibarı artmıştır. Anadolu faaliyetlerine baktığımızda Fırat nehrine kadar olan tüm Anadolu toprakları Osmanlı hakimiyetine girmiş. Dikkat Anadolu Türk siyasi birliği büyük ölçüde tamamen değil büyük ölçüde sağlanmıştır ki sorularda hangisi Yıldırım Bayezid dönemiyle ilgili bir e, bilgi değildir ya da yanlış bir bilgidir diye sorulduğunda Anadolu siyasi birliği tamamen sağlandı kesin sağlandı gibi bir cümle yanlış olacaktır. Unutmayın arkadaşlar. Yıldırım Bayezid döneminin en önemli olayı Tabii ki Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 1402 tarihinde Timur ile yapmış olduğu Ankara Savaşı'dır. Türk İslam dünyasının liderliği mücadelesi Çin'e büyük bir sefer planlayan Timur'un Yıldırım Bayezid'i bir tehdit olarak görmesi, Yıldırım'ın son verdiği beylik hükümdarlarının Timur'u, Timur'un son verdiği devlet hükümdarlarının da Yıldırım'ı kışkırtması, Timur'un Sivas'ı yağmalaması savaşın başlamasında etkili olmuştur. Savaş sürecinde Timur'un ordusunda fillerin bulunması, Osmanlı'nın yanında bulunan Kara Tatar Türklerinin Timur'un tarafına geçmesi alınan yenilgideki en büyük etkenler olarak görülmektedir. Neticede Yıldırım Beyazıt esir düşmüş ve ardından vefat etmiştir. Yıldırım'ın dört oğlu arasında 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başlamıştır. Osmanlı'nın batıya ilerleyişi durduğu için Bizans baskıdan kurtulmuş. Hatta bu durum Bizans'ın ömrünün 50 yıl kadar uzadığı şeklinde de yorumlanır. Bu savaşla ilgili en dikkat çekici soru kalıplarından biri de Anadolu'daki beylikler tekrar kurulur. Anadolu Türk siyasi birliği bozulurken Osmanlı'nın batıda Balkanlarda büyük bir toprak kaybı yaşamaması ve bunun sebebi bizlere sorulur ki Osmanlı'nın uyguladığı iskan ve istimalet politikaları bunda etkili olmuştur. Yıldırım döneminin diğer faaliyetleri ki çok önemlidir bilgi sorularında yine sıklıkla çıkar İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır ki dört kez kuşatmıştır. Bu kuşatmalar için Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştır ki buna da dikkat edin. Rumeli Hisarı'nı yaptıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu yüzden bununla karışabiliyor. Aynı zamanda babası 1. Murat batıda Balkanlarda sınırları genişlettiği için o Rumeli Beylerbeyliğini kurmuştu. Yıldırım döneminde ise Anadolu büyük oranda hakimiyet altına alındığı için Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur ki bu ikisi de yine birbiriyle sıklıkla karıştırılıyor. Gelelim 11 yıl süren fetret dönemine ki İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebiler arasında yaşanan taht mücadelesidir. Bu sürece, bu mücadeleye son veren Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet olmuştur. Böylelikle Osmanlı'yı tekrar derleyip toparlayıp yıkılma tehlikesinden kurtardığı için Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Birinci Mehmet dönemi olaylarına baktığımızda ise sorunların devam ettiğini görüyoruz. Bir düzmece Mustafa isyanından bahsedilir. Yıldırım'ın beşinci oğlu olan Mustafa'nın Timur tarafından Semerkant'a götürüldüğü fakat ölümünden sonra Mustafa'nın Anadolu'ya gelerek tahta ele geçirmek amacıyla isyan için kuvvet topladığı Birinci Mehmet'in de onun gücünü kırabilmek amacıyla işte Kendilerinin beşinci bir kardeşi Mustafa adlı bir kardeşinin olmadığı bu Mustafa'nın düzmece olduğu şeklinde iddialar yer almaktadır. Düzmece Mustafa isyan eder, başarısız olur ve Bizans'a sığınır. Bu yüzden Bizans ajanı casusu da denmiştir. Bu süreçte bir de Şeyh Bedrettin isyanını görüyoruz ki Osmanlı tarihinde ilk dini sosyal ve ekonomik nitelikli, İsyandır. İzmir, Manisa, Aydın yöresinde etkili olan bir isyan olarak da karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Siyasi Birliği'ni sağlama noktasında Germiyan ve Aydınoğullarının itaat altına da alındığını söyleyebiliriz. Bu dönemin en çok sorulan noktalarından biri de Çalıbey Deniz Savaşı'dır. Venedik'te de yapılmış Asma ama Osmanlı bu savaşta bu deniz savaşında yenilgi almıştır. Bu durum Osmanlı donanmasının çok da güçlü olmadığının bir kanıtıdır. Geldik kuruluş döneminin son padişahı olan 2. Murat'a. Bizans'a kaçan Düzmece Mustafa bir kez daha isyan eder. Fakat bu isyanın sonucunda yakalanır ve ortadan kaldırılır. Bu dönemin bir diğer olayı ise Şehzade Mustafa isyanıdır. Düzmece Mustafa'yı serbest bırakan Bizans, Bizans'ın üzerine 2. Murat yürür ve İstanbul'u kuşatır. Bunun üzerine Bizans, 2. Murat'ın kardeşi Mustafa'nın isyanına yol açar. 2. Murat kuşatmayı kaldırarak kardeşinin üzerine yürür ve onu da ortadan kaldırmıştır. Ki bu süreçte Osmanlı Devleti'nin de Balkanlar'da yenilgiler aldığını görüyoruz ki bu yenilgiler sonucunda 1444 tarihinde Edirne Seged'in antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma Osmanlı'nın batıda Macarlarla yapmış olduğu ilk anlaşmadır. Anlaşma 10 yıl geçerli olacaktır. Tuna Nehri sınır olarak kabul edilecektir ki bu antlaşmadan sonra 2. Murat tahtı küçük oğlu 2. Mehmet'e bırakarak Manisa'ya çekilmiştir. Amacı da büyüdüğü süreçte Osmanlı'nın bir problemle karşılaşmamasıdır. Ama olaya Haçlıların gözünden baktığımızda devletin başına bir çocuğun olması, Osmanlı'nın yenik olması 10 yıllık bekleme yerine Haçlıların tekrar saldırısına yol açmıştır ki bu yüzden Osmanlı tarihinde imzalanmasına rağmen yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma olma özelliğine yol açmış. Aynı yıl 1444'te Varna Savaşı gerçekleşmiştir ki Manisa'ya çekilen II. Murat orduların başına geçerek bu savaşta Haçlıları yenilgiye uğratmıştır. Sonrasında da tahta ikinci kez geçmiştir. Varna Savaşı'nın intikamını almak isteyen Macarlar 4 yıl sonra tekrar bir Haçlı ittifakı oluşturmuş. Bu sefer de 1448'de İkinci Kosova Savaşı gerçekleşmiştir. İkinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Haçlıları yenmiş, Balkanlar kesin Türk yurdu olmuş, Türklerin Balkanlardan atılamayacağı anlaşılmıştır. Haçlıların son saldırı Osmanlı'nınsa son savunma savaşıdır ki bu savaştan sonra 1683'teki 2. Viyana kuşatmasına kadar sürecek olan Osmanlı'nın batı ilerleyişi de başlamıştır. Ki Balkanların kesin Türk yurdu olması noktasında Anadolu'yu kesin Türk yurdu yapan Mirya Kefalon Savaşı'na da yapı olarak benzediğini söyleyelim. Bunun dışında Enderun adı verilen saray okulu Edirne Sarayı'nda açılmıştır ki Fatih döneminde bu İstanbul'a taşınacaktır. Ki bu okul asker, devlet adamı hatta sanatçılar yetiştiren Şehzadegan Mektebi'nde şehzadelerin de eğitim gördüğü bir okuldur. Evet arkadaşlar böylece Osmanlı kuruluş dönemini yine en önemli noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere zaman sizin için aksın.